Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Passat 1500 benzinli bir aracımız var. Bunu tanıtmaya çalışacağım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu araç 2020 1500 motor. DSG şanzıman, otomatik şanzıman. Business paket olarak geçen donanımlı bir araç. Jantları opsiyondur. Sunroof'u opsiyondur. Şekilde 18 jantlar opsiyon almıştık. Beygir gücü olarak 150 beygir. ACT sif silindir kapama teknolojisine sahip. Bu sayede daha az yakıt tüketiyor. Daha önce Comfortline paket olarak geçiyordu. Şu an Business pakette LED farlar da geldi. İçine bakmak istediğimizde direksiyon değişti eski kasaya göre. Arka kısım da epey geniş. Şoför koltuğu bana göre ayarlı şu an. Start stop özelliği var. Anahtarsız çalıştırma. Dijital kliması var. 8 inç ekranı var. Otomatik el freni var. Yine auto hold, yani durduğumuz zaman frenler aracı tutuyor. Daha sonra gaza bastığımız zaman bırakıyor. Işıklarda vesaire sürekli ayağımızın frende kalmasına gerek kalmıyor. Yeni kasalarda buradaki saat kalktı. Yerine Passat yazısı geldi. Otomatik far, otomatik silecek var yine. Hız sabitleyici var. Hız sabitleyici buradan ayarlanıyor. Cam tavanımız. Yakıt olarak uzun yolda 100-110 sabit ilerlediğimiz zaman ortalama 4-9-5 yakıyor. Şehir içi de normal kullanımlarda 7,5 ila 8 arası yakıyor. Şu anki ortalaması 7,5'muş zaten ama uzun yol ve şehir içi karışık bu. O yüzden 7-7-7-8 diyebiliriz şehir içi için. Artık eskisi gibi USB kullanmıyor. Galiba bunlar Type-C diye geçiyor. Orada da aynı şekilde Type-C var. Dönüştürücü almak gerekiyor veyahut direkt Type-C kablo almak gerekiyor. Bu multimedyada MP4 formatında video oynatabiliyor. USB'den yine USB'ye yükleyerek kullanılabilir. App Connect de mevcut. Şu an kablomuz var mı acaba? Kablo yanımda yok. Bağlayıp göstermek isterdim size. Telefondaki navigasyonu vesaire diğer araçla uyumlu olan uygulamaları ekranda gösteriyor. Aracımızda 6 tane
airbag var. Buralarda var, cam üstlerinde. Perde airbag olarak geçer. Burada var, direksiyonda ve yanda var. Yine bir sürüş videosu yaparak da göstermek istiyorum sizlere. Bir de bu aracın elegans paketi var. Bunun bir üstü, yani en full olan model oluyor. Onda da otomatik koltuk, işte büyük ekran, navigasyonlu multimedya geliyor. Dijital gösterge geliyor. Otomatik koltukların yanında aynı zamanda yarı deri yarı nubuk koltuk geliyor. Otomatik bagaj geliyor onlarda. 1500 150 beygir bir motor ama kuvvetli, güçlü bir motor. O yüzden hızlanması çok iyi. Yani 0-100 fabrika değerleri 8.7 saniye. Bu da çok iyi bir değerdir bu cüssedeki bir araç için. Aynı zamanda tasarrufu sürüş de sağlıyor EcoMod olarak. Gaza aynı tepkide basarsak veya ayağımız gazdan çekersek gördüğünüz EcoMod'a geçiyor. Bu da 2 silindiri kapatıyor. Normalde bu aracımız 4 silindir. 2 silindiri kapatıp 2 silindir ile çalışıyor. Bu da tabii ki ekonomi sağlıyor. Viteste spor modu da var. Bir tık geri çektiğimizde spor moda geçiyor. Şu an Drive D'de bir tık geri çekiyoruz. Spor moda geçiyor. Yine Drive'a D'ye almak istediğimizde yine bir tık geri çekiyoruz. O zaman da Drive'a geçiyor, D'ye geçiyor. Araçla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Ki jantlarla konfor gayet iyi. Yine aynı şekilde direksiyon da gayet yumuşak. 1500 kilogram civarı bir araç Passat. Tabii ki donanımına göre değişiyor. Gözlük yeri var. Aynalı güneşliği var. Aynalı ve ışıklı.
Aynı şekilde burada da. Bagajını ve motorunu da göstermek istiyorum sizlere. 586 litrelik bir bagaja sahip. Sınıfına göre gayet iyi bir değer. Yine sağda ve solda gözleri var. Bunlarla koltukları buradan yatırabiliyoruz. Burada eşya asmak için bir yer var.1500-150 beygir ACT teknolojisine sahip bir motor. Akü olarak 69 amperlik bir akü kullanıyor. Aracımız böyle. Sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Almayı düşünenler için İzlenimler, sürüş dinamikleri vesaire. Kanalıma abone olup diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler diliyorum.